Bay J Show Passion. Bay J on Power FM. İyi akşamlar millet, Bay J huzurlarınızda. Ya da hadi bugün Bay J'nin huzurundasınız. Ay çok eğleniyorum. Ve Power FM'de akşam şovu başlıyor. Akşam müthiş, sabah kaka. Evet. Sabah seven tipler var. Sabah insanı, akşam insanı, gece insanı filan. Övüyorlar sabah insan olmayı. Erken kalkan yol alır derler. Okey tamam, yol alıyor olabilir, tamam. Gece barlarda takılan insan da bambaşka ve daha eğlenceli bir yol alıyor, onu unutmayın. Sabah her şey demek değil. Erken kalkarım, erken yatarım. Erken yatmak feci bir şey. Herkes eğlenirken siz uyuyorsunuz. Ay bunu yapıp berbat durumda olan ekonomiyi kurtarabilecekseniz ben size ninni de söylerim, pış pış da yaparım, ayağımda da sallarım ama yapamayacaksınız. Hayır. Sen değilsin Bebiton memleketi kurtaracak olan. Gez eğlen. Yeni araba aldım bugün. Tavsiye ediyorum, bayılacaksınız. Çok iyi bir model, inanılmaz az yakıyor. Adı da karımın arabası. Yakıt koymana da gerek yok. Her kullandığında tekrar dolmuş oluyor. Burada dikkat edilecek nokta çalışan bir eşiniz olması. O çok önemli. Abi benim arabam çok kötüydü ya. 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor diye soruyorlardı. Teorik olarak mı diye soruyordum. Teorik olarak 0-100 kilometre. Size bir şey söyleyeyim mi? Utancımdan trafikte kornaya basamıyordum. Millet sen ne hakla bu hurdayla trafiğe çıkıp bir de üstüne kornaya basıyorsun diyecekti. Zaten ikinci utanç kaynağım da kornanın sesi. Apache'nin tekinden aldım. Değişkenli kornası vardı. Bir tanesiyle kukaraça. Pa 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 pa. Diğeri de Godfather, baba filminin müziği, klasik. Pa 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 pa. Hangisi daha kötü, siz karar verin. Sürekli küfür ediyordum arabaya ve o kadar perişan bir şeydi ki kız mı erkek mi anlayamıyordum. Bu yüzden hem kadına hem erkeğe uyacak küfürler bulmaya çalışıyordum. Kaka bir arabasın sen, sümüklüsün diye. Kadında da var, bu erkekte de var çünkü. Kaka ve sümük. Kötü olan ne biliyor musunuz? Aslında kötü değil de acıklı olan ne biliyor musunuz? Zavallı güzel genç karım evlenirken beni zengin zannediyordu. Görünüşe bakılırsa benden daha tutarlı bir işi ve daha çok parası var. Bu tip durumlardan hoşlanmıyorum çünkü ona fazladan iyi davranıp her yaptığını alttan almam gerekiyor. Sırf bana bakıyor diye. Ya ayıp mı ya? Ayıp mı? Para kazanamadığım bir dönemindeyim hayatımın. Ne var yani? Asırlar boyu erkek evin ekmek sağlayıcısı oldu. Görevi bir süreliğine değişsek ya ne olacak sanki ha? Hani öyle evlenme teklif ederken bize tek taş alsınlar filan demiyorum. Ya basit görevle mesela eve nohut pirinç almak gibi, pilavı biz yaparız. You're listening to Bay J on Power FM. Şu son şarkı söyleyen kızlar var ya. Çiğ çiğ yerim. Sirkeli suda bekletmeden. Tamam şimdi daha iyiyim. Perşembe akşamı Power FM'ine hoş geldiniz. Ben Bay J, sizleri güldürmeye, eğlendirmeye çalışacağım. Ama beceremezsem lütfen söylemeyin, olur mu? Çok üzülürüm. Balık burcu musun Bay J? Hayır ama denizden babam çıksa yerim. O oluyor mu? Pazartesi doğum günüm. Yay burcuyum, yay. Sanatçı ruhlu, kaçak güreşmeyi seven, aşk ve tutku insanıyım. Yani burcun özellikleri bunlar. Ben niye böyleyim acaba? Evet. Neyse. Bayşe. Efendim Bebiton. Seni beğenmezsek ve bunu sana söylersek ve sen çok üzülürsen ağlar mısın?
Ya bilmiyorum, kadınlar ağlayan erkeği sevmiyorlar pek. Biz erkekler de bu ağlama meselesine biraz hassas yaklaşıyoruz. Yani sulu gözlü bir adamı kim ne yapsın? Biz kadının sırtını dayayabileceği dik duran çelikten sinirleri olan fedaisi gibi bir şey olmalıyız, öyle değil mi? Ha? Her şeye ağlayan biri olduğumu düşünsenize. Polis çeviriyor, yanıma geliyor. Aşırı hız yapıyordunuz beyefendi diyor. Ben makaraları bırakıyorum. Oldu mu şimdi? Memur bey ya. Nereden çıksınız siz ya? Böcek gibi saklanmışsınız. Görmedim sizi. Çok korktum. O arabanızın üstündeki ışıkları da uzay gemisi sandım. Popom ağzıma geldi ya. Hiç hoşlanmam, hiç. Aslında son 20 yılda ağlamama neden olabilecek çok şey oldu hayatımda ama ben onları komediye çevirdim. Bu sayede siz eğlendiniz, ben ve patronum para kazandık. Bu arada eski evliliğim rezil oldu birazcık ama evet tabii. Her şeyi komediye çeviremezsiniz. Evet, doğrudur. Kadınlar esprili erkek sever ama bazı konular komediye dönmez. Tabudur evlilikte, ilişkilerde. Evlilik güzel bir şey mi Bayşe? Oh evet, harika. Başlangıçta birkaç ay kendinizi cennette gibi hissediyorsunuz ama şey gibi bu. Printer satın almak gibi birazcık, biliyor musunuz? Vallahi bilgisayar yazıcısı satın almak gibi. 79.99 lira. Şaka bir fiyata kocaman printer alıyorsun. İlk bir ay içinden çıkan kartuşlarla resimler basıyorsun, çıktılar alıyorsun. Ya ben ne kadar şanslı biriyim diye düşünüyorsunuz ve kartuşların mürekkebi tükeniyor. Diyorsunuz. Yeni kartuşların fiyatı 89.99 lira. Lanet olsun diyorsunuz bu printer'ı aldığım güne. Kendimi neyin içine sokmuşum ben? Ne yapmak lazım Bayce o zaman? Tek gecelik ilişkiler yaşayıp kimseyle ciddi bir şey yaşamamak mı? Kulağa hoş gelmiyor değil. Ama. Aması var. Risklerle dolu, samimiyetten uzak ve kayıp bir hayat, ıssız bir hayat. Bu yüzden ben 6 aylık uzun ilişkiler öneriyorum. Evet. Bakın, evlenebilirsiniz de. Yani ne sakıncası var ki? Olmazsa, görüyorsun zaten boşanma oranı %35 ile 85 arasında bir yerde. Ya çıkış kapısı var. Bir deneyin isterseniz, kolay bir yol değil yalnız, onu söyleyeyim. Mesela kanepede televizyon seyrediyorsunuz. Siz kalkıp tuvalete gideceksiniz. Karınız size şöyle bir soru sorabilir. Nereye gidiyorsun? Buna hazırsanız evlenin. Ben şimdi 2,5 senelik evliyim. İlk bana sorduğunda şöyle demiştim. Las Vegas'a. Kızlar, alkol, gece hayatı. Burası Power FM. En iyi yeni müziği dinliyorsunuz. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. Bay J. Bay J. Who are you? Bay J. On Power FM. Stitches, Shawn Mendes'den dinledik şarkıyı. Şarkı güzel, hoş. Stitches biraz itici bir şey, böyle dikiş. Stitch dediğin zaman da böyle hani deriye atılmış dikişler gibi. Bana çok oldu canım. Ya hayır, hiçbir de suç teşkil etmeyecek saçma sapan meseleler yüzünden oldu. Anlatamam burada şimdi, ulusal yayın yapan radyoda. İyi akşamlar millet. Güzel bir akşam diliyorum Türkiye. Umarım güzel bir perşembe günü geçirmişsinizdir. Biliyorum bu geçmişe yönelik iyi dileklerin çok fazla bir anlamı yok ama koskoca program neyle dolduracağım? Arada böyle bir boşta sallamak lazım. 3 sene sonra biterim sonra. Bunlar böyle kendini yenileyen şakalar şeklinde. Adım Bayce, biz burada Power FM'de en iyi yeni yeni müziği çalıyoruz. Hadi Bayce, diğer radyolar en eski ve en kötü müziği mi çalıyor yani? Ya bana ne? El Alemin Radyosu'ndan bana ne? Burada yönetimden, yayın yönetmenim Burçin Acar bana vermiş sloganı, al sloganımız bu diye ben de söylüyorum. Burada bir ticarethane yürütmeye çalışıyoruz. Üstüme gelmesinize ya. Kolay bir iş mi zannediyorsunuz? Bay J, ne oldu? Antidepresanını almayı mı unuttun? Size ne? Size ne?
kötü alışkanlığım kadınlar. Biz erkekler kadınları çok seviyoruz. Hadi bütün erkeklerin yalancısıyım diyelim. Ben şahsen kendim sizi çok seviyorum. Dünyada hiçbir erkek kalmasa umurumda bile olmazdı. Nasıl Bahçe? Tek erkek sen mi kalmak istiyorsun? Evet. Dünyada en son erkek sen kalsan bile seninle yatağa girmem diye kadınların yüzünü görmek istiyorum. Ya sevgili dinleyiciler, biraz direkt bir teklif olacak ama bir gün bana gelsenize parti yapalım. Ha? Bilmiyorum, bazen bu programda düşünceler böyle muhakeme etmeden ağzımdan çıkıyor. Evim yeteri kadar büyük. Bunun içinde 12 metrekarelik içinde yürünebilen bir duş da var. Ama sakın yanlış anlamayın, bunun vereceğim partinin içeriğiyle alakası yok. Gelin parti verelim, duşun içinde yürüyelim, 12 kişi demiyorum yani. Okey, kızlarla beraber ayıp kadın erkek münasebeti içermeyen, alkol kullanılmayacak bir pijama partisi teklif ediyorum. Başvuran 1000 güzel kızdan 5'ini seçeceğim. Bayce, biz erkekler neden katılamıyoruz masum pijama partisine? Bak canım, evimde pijamalı erkekler dolaşmaya başladığı gün benim bittiğim gündür, tamam mı? Henüz manyaklaşmadım ben. Bayce, akşam ne yapıyorsun abi? Ya benim evde dinleyicilerle pijama partisi var. 5 kız 20 de adam geliyor. Oldu mu şimdi? Bu oluyor mu sizce? Pijama partisi nedir Bayce? Pijamalar giyilir, uyunur. Ama çok sevdiğiniz insanlarla yaparsınız ve sevdiğiniz insanlarla uyumak iyi gelir insana. Uyurken gaz çıkaran, ayağı kokan, horlayan tipler olsa da. Yok şaka, pijamalar giyilir, komedi filmi izlenir, tabu oynanır. Sonra da tabii tabuyu nesine oynadığınızı bilmiyorum. Ben bu yüzden cevap vermesi zor soru. Evet. Şaka gibiyim. 4 tane kazı kazan almış Amerika'da, Kaliforniya'da Rodney Meadows. 4 tane kazı kazanla 2 ikramiye isabet etmiş. Bir tanesine $1000 çıkmış. 3 bilet daha almış. Aldığı yeni biletlere $10 milyon ikramiye çıkmış. Gözlerine inanamamış. Yaşadığı sevinci anlatıyormuş. $10 milyon büyüklüğündeki bir parayı kazanacağına asla inanmadığını ve bu sebeple mağaza sorumlusuna makineden bileti 2 defa kontrol ettirdiğini anlatmış. Her hafta 4-5 bilet alırım demiş. Tamam, her hafta 4-5 bilet alıyorsa kaç yaşında adam, 56 falan mı? Tamam, ancak $10 milyon telafi eder ki bugüne kadar cebinden çıkan masrafı. $10 milyon yılbaşı alışverişi öncesi ne hoş değil mi? Kim istemez? Kazananın arkadaşları da ister yani, nasıl hediyeler gelir düşünsenize. Hayat aniden değişebiliyor ve kolaylaşabiliyor. He? Mesela birazdan kanatlanıp kelebek olup uçacağından henüz haberi olmayan kurtçuk gibi. Haberi yok. Haberi yok ama çok kolay adapte oluyor. Mesela düşünsenize, 32 yaşındasınız. Ertesi sabah kanatlarınız var ve uçmaya başlıyorsunuz. Yaşayacağınız şoku düşünsenize. Ay. Yılbaşını Maldivler'de kutlamayı hiç düşünmüyordu büyük ihtimal. Bu beyefendiye ben de bu, evet, bir kazı kazan alıp $1000 kazanıp kazandığı paranın bir kısmıyla 3 tane daha alıp $10 milyon kazanan bu arkadaşa, umarım sarhoşken otomobil kullanırsın pislik diyorum. İyi dileklerim seninle yani. Kazı kazan ya. Kazı kazandan kazanmış $10 milyon. Ben şimdi kazmaya başlasam 8 hayat sonra amorti çıkar ancak. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sakın ümitlenip yılbaşı için 20 tane piyango bileti almayın. Çünkü yemin ediyorum ki size çıkmayacak. Bana da. No one else is, but you are. You're listening to Bay J on Power FM. Pekala, her gün yayına çıktıktan itibaren 2 saat boyunca yaptığım 8 uzun anonstan 4.'deyiz. Ve bugünlük de bu kadar. Yapamazsın işte, yok olmuyor. Olmuyor, 2 saatlik. 2 saatlik program. Patron, ben bugün 1 saat erken çıkabilir miyim? Önemli bir randevum vardı. Bir daha öyle bir kızla zannetmiyorum. Onun için de... Programı
kim sunacak? Ama canım bulursunuz mükemmel espri yapan, hatasız konuşan, mükemmel birini bir saatliğine, ne olacak? Her güzel şeyin bir sonu var. O şey bu kadar güzel olunca sonunun daha çabuk gelmesi gerekmez mi? Hadi bugünlük bu kadar. Ay kıyamam canım. Canım gider miyim? Hiç kimi terk edebilmişim ki bugüne kadar? Ben hiç kendime ayrılmadım birinden. Hep terk edirdim. Çünkü hep sonuna kadar beklerim. Belki iyi bir şey olur diye. Hiçbir zaman olmaz ama ben hiç yılmam. Hep beklerim güzel bir şey olacak diye. Ya bu arada beklerken başka yerlerde güzel bir şeyler yapmaya çalışırım. Çünkü hayat kısa ve ben hızla yaşlanıyorum. Sizi bilmiyorum, ben hızla yaşlanıyorum. Pazartesi günü doğum günüm. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Yani 45 senedir doğum günü kutluyorum. Sürpriz partiler de yapıldı. Lüks lokantalara da girildi. 5 kız arkadaşımla pijama partisi yaptığım da oldu. Pijamasız hem de. Evet. Bu iyiydi, kabul edin. Bir kız arkadaşım olmuştu. Bana şey demişti. 40'lı yaşlarında bir adama göre fena değilsin. Demişti rahmetli. Evet. Şaka ediyorum. Böyle dedi diye öldürecek halim yok. Kalbimde öldürdüm onu ben. Tam olarak öyle dedi diye değil. Tanıdığım herkesle şey vardı, irtibatı vardı diyelim. Kibar olsun. Evet. Ay ay. Kötü kadınla bir gün sokakta yürüyoruz ve şu nefret ettiğim gül satan adamlardan biri geldi yanımıza. Bayana gül alın dedi. Alır mısınız? Yok. Alın. Yapılacak işler listesinde unuttun mu edasıyla? Evet. Bayana gül alın. Şimdi almazsan kıza çiçek almıyor musun? Ne biçim adamsın gibi hissediyorsun ve böyle içinden böyle alıyorum. %100 biliyorum. Kız da içinden diyor ki lanet olsun, şimdi bütün gece bu iğrenç çiçeği taşımak zorundayım. İyi bir şey değil. Almayın o çiçeklerden. Ofiste aşk yaşayan tiplerle çok eğleniyorum. Kimsenin bilmediğini sanıyorlar. Bir köşede kikirdeyip odalarına geçiyorlar. Günde 16 defa içlerinden de kesin şey dedi. Ay ne heyecanlı, kimse bilmiyor. Bay J biliyor salak. Bay J biliyor. Her şeyi biliyor. Ofisten biriyle çıkmayacaksınız. Ben asla yapmam. Bir kere yaptım. Bütün ofise afişe oldum. Kadınlar çok konuşuyor. Bir de sizinle birlikteyken harika konuşuyorlar. Terk ettiğinizde berbat konuşuyor. Zaten çok kötü kokuyordu. Evet. Günde 50 liralık Fransız parfümü sıkıyorum üstüme ben be. Ah. Yani evet. Chanel 5 belki tam bana göre değil ama. Kötü kokmuyorum. Belki. ne olur kendinize dikkat edin, olur mu? Çünkü önümüzdeki saat içinde yine Bay J Show var. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J on Power FM. Hey, Power FM'de Bay J bu. Alkış yok mu? Bir mukabele değil. Bir eski radyocu bana Bay J demişti. Eğer iyi bir dizi radyo sunucusu olmak istiyorsan her gün sözcük dağarcığına 10 tane yenisini eklemen gerekir demişti. Ben de şöyle demiştim. Niye amca, beni anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? Öyle değil demişti. Bilgini dinleyicilerine gösterip artı puan toplayabilirsin. Ya amca, bu dinleyicime havalı görünme meselesini bir gün canlı yayında sakalımı pantolon fermuarıma sıkıştırdığım gün biz kapattık. Artık beni cool biri olarak göremeyecekler hiçbir zaman. Çalışma ortamıyla beyin kanseri arasında bir bağlantı var. Bulmuşlar bunu. Yale Üniversitesi'ndeki çalışmalarda bulmuşlar. Şimdi iyi dinleyin. Beyin kanserinin en çok görüldüğü meslek. Uranyumdan yapılmış şapka mankeni. Evet. Beyin kafamızın içinde olur. Kafa beyinsiz tek başına bir anlam ifade etmez. Dün gazetede... Ya da dün değil... Ben 20 yaşındayken gazetede... o kadar da eski değildir büyük ihtimalle. İktidarsızlık çoğunlukla kafada biter diyordu bir doktor.
İlk duyduğumda anlamadım. Babamı aradım. Baba bu ne demek dedim. Evlat dedi doktor evlenmemeniz gerekir diyor. Bugün Aralık ayının 3'ü sevgili dinleyiciler. 2015 senesinin bitmesine fazla bir zaman kalmadı. Power FM'de yılbaşı günü sizleri yalnız bırakmayacağım. Perşembe gününe denk geliyor yine. Bugünkü gibi. Bay J Show her zamanki yerinde yılbaşı trafiğindeki insanların yükünü hafifletmeye çalışacak. Ve tabii yılbaşı dediğiniz zaman Ocak 1'den itibaren almaya başlayacağımız zamlı maaşlardan bahsediliyor. Evet, yükselen hayat standartlarımızı görür gibi oluyorum. 2015'te sadece ekmekle beslenebildik ama 2016'da doğum gününüzü Hawaii'de kutlayacaksınız. Patronunuzun size zam yapıp yapmayacağını önceden kestirebilirsiniz. Bizim patronun tavrı kapısındaki yazıdan belli. Kendin için doğru olanı biliyorsan sessizce geç git. Zannetmiyorum. Ben her yıl hak ediyorum veya etmiyorum. Prensip olarak zam döneminde zamdan hemen önce gider zam isterim. Çünkü yaşam prensibim şudur. Mutlu olmak için zengin ve ünlü olmaya gerek yoktur. Sadece zengin olmak da yeter. Sevgili dinleyiciler, İngiltere'de Beetham Tower diye 47 katlı bir bina var. Manchester'da yaşayanlar arasında bu binanın ismi ıslık çalan yapı olarak anılıyor. Çünkü rüzgarlı günlerde yapıdan kesik aralıklı ıslığa benzer bir ses geliyor. Kuvvetli bir ses. Bu ses sorununu ortadan kaldırmak için yapıda zaman zaman tamirat yapılmış ama bunlar başarısız olmuş. Bu ıslık sesi birkaç kilometre uzakta olan Hulme semtinden bile duyuluyormuş. Bu ses ses kayıt cihazları tarafından kayda alınmış, incelenmiş. Buna göre bu ses si bemol notasında ve 78 desibel gücündeymiş. Binanın mimarı geçen gün çıkıp özür dilemiş, pardon demiş. Mimari bir hata olmalı herhalde. Binanın ıslık çalmasını durduramıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çözebileceğimize inanıyorum demiş. 47 katlı bir bina yapıp pardon diyemezsiniz bence. Yani en üst katından atlamanız gerekiyor. Binanın mimarı da en üstte oturuyor biliyor musunuz? Belki de tren yolunun kenarında oturmak gibidir. 3-4 sene içinde duymamaya başlarsınız. Neyse mimar özür dilediyse bir sorun kalmamış demektir. Yani tabii canım ne kadar 1,5 milyon sterlin mi? Ha? Neyse hafif bir ham sesi geliyor. Hum sesi geliyormuş. Yani ıslık gibi bir şey. Akordeon da olabilirdi. Ya da gayda. Pek suçum yok diyor mimar. Evet tabii kim 47 katlı bir binanın rüzgardan etkilenebileceğini düşünür ki? Bay J, Power FM. This is Ella Farben. Hey, it's Christina Aguilera. Hi, I'm Adele. No one else is, but you are. İyi akşamlar Türkiye, burası Power FM, keyfiniz yerinde mi? Sevindim! Sevindim kız! Benim adım Bayşe, ünlü bir radyo komedyeniyim. Uzun yıllardır bu mesleği yapıyor olmamın sebebi bu işte iyi olmam değil, başka bir iş yapmaya üşeniyor olmam. Bu yüzden de bir şeyi öyle çok işte pratiğini yaparsan... Boş verin, fena gitmiyor. Yani tabii ki böyle bir rock yıldızı falan olsaydım daha fazla genç kızla... Afrikalıların Zabidi Zubidi dediği oyunu daha fazla oynama şansı bulabilirdim ama... Bence asıl başarı... Asıl başarı rock yıldızı olup günde 10 kızla randevulaşmak değil de... 2 saatlik bir komedi programıyla ayda bir kız tavlamak. Asıl başarı o. Ya tavlıyorsun, tavlıyorsun da ondan sonra ayrılması çok zor oluyor. Yani bir kız bir erkekten ayrılacağı zaman... Bir problem yok, 5 dakika sürüyor. Kız artık seni istemiyorum diyor, erkek geber diyor, yollarına gidiyorlar falan. Böyle bir şeyler oluyor, tamam mı? Tatsız tabii ama yani tolere edilir bir hali var. Ama bir erkek ayrılmaya karar verdiğinde bayağı böyle bütün bir öğleden sonrasına falan ihtiyacınız var. Sebepler konuşulacak, sorular sorulacak, şahitler dinlenecek, doldurulması gereken resmi evrak sayısı var. Birdenbire kız arkadaşınız bölge savcısı gibi, davacı avukatı gibi sorgulamaya başlıyor. 2,5 ay önce bilmem ne restoranda sonsuza dek birlikte kalacağımı söylemiş miydiniz, söylememiş miydiniz? Aa, ben hatırlamıyorum öyle bir şey söylediğimi. Peki öyleyse bana yazdığın bu kart belki hafızanı yerine getirir. Üzerinde tarih yazıyor. Ağustos 12 2009 sonsuza dek birlikteliğimiz ve mutluluğumuzu istiyorum. İşte bu size bir ders olsun beyler. Siz kartı yazar bir hediye bir jest olarak verirsiniz. Kadınlar her şeyi saklarlar. İleriki bir tarihte kanıt olarak kullanmak için.
Zaten bu yüzden kadınların bu kadar çok kutusu vardır. Sürekli saklamak için bir şeylere ihtiyaçları var. Ah. Ünlü olduğun için mutlu musun Bayce? Vallahi o kadar uzun zaman oldu ki ünlü olmanın ne, olmamanın ne demek olduğunu hatırlamıyorum. Bu yüzden de ünlülük normal. Ya güzel, güzel bir şey. Ünlü insanlarla tanışıyorsunuz, güzel yerlere davet ediliyorsunuz. Böyle kızlı erkekli kalabalık hoş partiler oluyor, sonu belli olmayan falan. Ünlü insanları tanıyor musun Bayce? Şahsen kendin yani. Ya bilmiyorum neden bahsettiniz çünkü ben de ünlü olduğum için onlar ünlü insan değil, sadece insan bana göre. Anlatabiliyor muyum yani mesela? Ben aslında çok zeki biriyim. Ya sizi anlıyorum, inandırıcı gelmiyor, böyle espriler şakalar yapınca sulu ve kurnaz gibi duruyorum ama akademik zekam da var. Radyo şovmeni olmasam doktor olurdum ben. Çünkü doktorlar kızlara lütfen kıyafetlerinizi çıkarın dediğinde tokat yemiyorlar. Diş hekimi değilse. Beni düşünsenize doktor olarak. Kız geliyor, kulağım ağrıyor diye göğsünü dinliyorum. Bu arada daha sonra laboratuvarda incelemek için fotoğraflar filan çekiyor. İğrenç bir doktor olurdum ben. İğrenç. Üstelik ayrımcı bir doktor olurdum. Hasta ayıran. Yani mesela 300 kiloluk bir kadın gelse muayenehaneme şey dese, göğsümde bir ağrı var. Sabahları 45 dakika yürüyüş yapın, bir de C vitamini yazıyorum size. Muayene etmeyecek misiniz doktor? Tamam tamam, kulağınıza bir bakalım. Bazı dinleyicilerimin sorularına cevaplamak istiyorum bu akşam. Samsun'dan bir genç kız nerede doğdun diye sormuş. Tophane'de, İtalyan hastanesi. İtalyan hastanesinin arka tarafındaki çöp kovalarının yanında. Annem binanın girişini bulamamış. Allah kahretmesin. Çöp kovasının yanında doğdum. Doğum yeri çöp kovası. Bir genç kızımız sormuş, açık adresi nedir diye sormuş. Genç kızımıza Allah akıl fikir versin diyorum ama. Bebeğim, seni ilgilendiren kısmıyla, şimdi eşimle yaşadığım evin adresi değil de, seni ilgilendiren kısmıyla Taksim Meydanı'ndaki büyük otelin 222 numaralı odası. Orası hep bendedir. Bir genç kız sormuş. Aa Bayce, neden hep genç kızların soruları? Çünkü aşkım, bu benim programım. Sen kendi programında adil bir düzen kurarsın, tamam mı? Erkeklerin sorularına da şans verirsin ha. Diyor ki, hiçbir dergiye soyunmayı düşündün mü diye soruyor. Ben çok düşündüm de onlar pek düşünmüyor anladığım kadarıyla. Neyse, bakarız hadi. Say now the boy birazdan Power FM'de. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. Bay J. Selam millet, Bay J burada Power FM'de. Umarım güzel bir perşembe akşamı geçiriyorsunuzdur. Bizim burada keyfimiz yerinde. Yerinde olmasa bile size yerinde olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü radyonuzun hoparlörlerinden dışarı negatif şeyler çıkmasını istemezsiniz. Biz de bizden başkasını dinlemeyin diye acılarımızı kalbimize gömüyoruz. Bay J neşeliği oynuyoruz. Mr. Happy. Arkadaşlar, sonra duymadık, bilmiyorduk demeyin. Aralık ayı zam istemek için en berbat aymış. Ne zaman isteyeceğiz ki, pardon? Ya Ocak ayı bütçesine konup da Şubat'ın birinde zamlı maaşı almak için ne zaman konuşacağız? Ay. Ben patronu aradım. Patron, Aralık ayı zam istemek için berbat bir aymış. Ocağın üçü nasıl sizin için demeyi düşünüyorum. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sekreteri aradı, benimle görüşmek istediğini söyledi. Bence daha çok... Neyse. Ay, yarın yayında benim yerime atıyorum. Ajda Pekkan'ı duyarsanız şaşırmayın diye söyleyeyim dedim. Atıyorum derken çok fena salladım yalnız ha. Bari patronla görüşmeye giderken yanıma kahkaha efektimi alayım ya. Neme lazım, fıkra mıkra anlatır. Yani patronunuz 6 senedir sadece bayramlarda ve yılbaşında mutluluklar dilemek için arayıp bayram seyran değilken sekreterine şunu çağırt gelsin dediği zaman ister istemez bir tedirginlik olmuyor mu size?
Sıradan sunucular da benim... Tamam da dibini benim neyimi eleştirecek? Anlatabiliyor muyum? Yani patronun odası Cenk ve Erdem'in hani evlerinden daha çok uğradıkları bir yer haline geldi biliyorsunuz. Power FM'de harika bir akşam geçiriyoruz. DJ'iniz Bay J hem iç hem dış güzelliğiyle rakip radyolara ki rakip derken absürt boyutta bir iltifat etmiş sayıyorum kendimi. Rakip radyolara şans vermeden akşam radyosu dinleyicisinin büyük bir bölümünü evine taşıyor. Dış güzellik konusunda çok da iddialı değilim. Sabah erken kalktığım zaman çok iyi görünmem ama bunu ispat edemezsiniz çünkü en son 1984'te erken kalktım. Tuvalete gitmek için. Aralık ayının başındayız ama neye uğradığınızı anlamadan kendinizi yılbaşı gecesi elinizde nereden geldiğini hatırlamadığınız bir şişeyle Macarena dansı yaparken bulacaksınız. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş. İnsanların %90'ı sarhoş görüyor. Hepimizin alkolik olması gerekirdi. Palavra demek ki bu laf. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programın yazılı bir kopyasını isteyenlerin Power FM'e içinde üstünde pulu olan bir zarf yollamaları gerekiyor. Üstelik yılbaşına kadar sadece $400. Bay J ben. Para göz bir insan değilim. Paraya tutkun değilim. Kadınlara tutkunum. O da çok paranız olmasını gerektiriyor. Bu yüzden böyleyim. Yoksa bir parça ekmek, biraz havyar bana yeter. Yani öyle... Prensiplerin olacak arkadaş. Benim prensiplerim ve inandığım şeyler var. Bir de günlük hayatımda uyguladığım ve soru işareti bırakmayan metotlarım. Her sabah kalktığımda komodinimin üzerinde bulundurduğum zili sallarım. Hizmetçi gelmiyorsa demek hala fakirim. Gidip biraz mısır gevreği yerim. Mısır gevreği yiyor olmam bile geçirdiğim çocukluğun yanında mucize gibi kalıyor. Ya evet. Ben küçükken biz çok fakirdik. Her taraf yokuştu. Hep kar yağardı ve evimizin çatısı yoktu. Yani umarım kapağı bir hırsız tarafından çalınmış bir çöp konteynerine evimiz dememe kızmıyorsunuzdur. Zaten kirasını kısa bir süre ödeyebildik. Duşumuzu yağmur yağdığı zaman yapardık. Biz çocuk olduğumuz için yırtardık ama babam defalarca tutuklandı. Sonra bir eve geçtik. Küçük ev. Küçük ev demek saraydan bahsediyorsunuz gibi olur. Biri zile bastığında aynı zamanda sifonu da çekmiş oluyordu. Ağlattı. Neyse sizleri acıklı geçmişimle üzmek istemiyorum. Gerçi pek üzülür bir haliniz varmış gibi durmuyor. Öyle kahkahalar, neşeler filan ama ayrılmayın. Power FM burası. Kurumsal şirketlerin kurumsal durdaş sesiyim. Filmlerde, dizilerde oynuyorum. Reklamlarda oynuyorum. Konserler veriyorum. 10 parmağında 10 marifet. You're listening to Bay J. İçim mutlulukla doldu. On Power FM. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Bu kış hava durumu bu çizgide devam edecekse yazın plaja çıkamayacağım. Çünkü bir soğuk bir sıcak, bir soğuk bir sıcak yüzünden hani çok fazla kilo alıp vermekten popoda çatlak olur ya. Bu defa hava durumu yüzünden olacak. Arkadaşlar, bu arada lütfen yanlış anlamayın. Şikayet etmiyorum. Sadece durumu anlatıyorum ama bakın mesajı yanlış almayın. Şu anda hani insanlar birbirini öldürüyor. Global ekonomik kriz var. Ülkemizde daha da ekonomik kriz var. Zenginle fakir arasındaki mesafe hızla büyüyor ve birileri çok yerken birileri ekmek kırıntısı bulamıyor ve çocuklarınızı nasıl bir dünyaya yetiştirdiğiniz konusunda endişeleniyorsunuz ya. Bunlar sizin güzel günleriniz. Evet. Bence neden bunu söylüyorum? Böyle moralinizi bozmak için değil akşam akşam da yaşadığımız her dönemin değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü o dönemin ardından gelecek dönemin ne kadar daha kötü olacağını tahmin etmemize imkan yok. Benzin pahalıysa motosiklet kullanın, et pahalıysa baklagil yiyin. Kıyafet alışverişi arkadaşlar inanılmaz indirimler oluyor. Yani ben alışveriş yapmaktan nefret ederim. İlanları görünce yuh dedim. Alışverişe çıktım, sezonun en moda tişörtlerini 10 liraya aldım. Yani anlayacağınız alışveriş merkezleri pazar yerine dönebiliyor. Yıllarca %1500 kârla bize bir yığın mal sattılar. Gidin %20 kârla para kazanmanın ne demek olduğunu onlara gösterin. Bol bol alışveriş yapın. Yapın ki kriz sona erdiğinde yine %8000 kârla alışveriş yapmak, satış yapmak istediklerinde ellerinde mal kalmamış olsun. Ay. Öf.
İyisiniz değil mi? Tamam. Laf olsun diye mi? Evet, laf olsun diye soruyorum, evet. Bahçe, sen öyle laf olsun diye hep görgü kurallarına uyar mısın? Evet, mutlaka uyarım ama çok kısa bir süre. Yeni tanıştığım bir kıza nasılsınız, memnun oldum dedikten 2 dakika sonra benimle evime gel, her şey yolunda giderse belki 20 yıl sonra seninle evlenirim gibi şeyler söylüyor. Kısa süre, kısa süre. Bahçe, kadınlardan yeteri kadar çekmedin mi? Daha sakin bir aşk hayatı istemiyor musun artık? İstiyorum, istiyorum. Sakinledi de aşk hayatım. Benim yoğun tuttuğum kısmı başka işin zaten. Yani bir takım imalar ve şakalarla mesajı verdiğimi sanıyordum ama anladığım kadarıyla kaliteniz ve iyi niyetiniz yüzünden algılamakta zorlanmışsınız. Bakın, son bir mesajla ifade etmeye çalışayım durumumu. Her gün kızlarla vakit geçirip ertesi gün tanımazdan gelmek istiyorum. Ah. Şimdi iyi, karımla mutluyum evde. O bir önceki sevgilimi görmeniz lazımdı. Her gün şeytanla beraber mesai yapıyorlardı. Oh. Lucifer Bey, kahve alır mısınız? Hayır. Bana kaynamış kan getir. Ay, yapamam şeytan Bey. Kıyamam insancıklara. Kedi olur mu? Şahane olur. Getirin. Kadınları seviyorum. Yani bakın, manevi olarak kırbaçlıyorlar, kemiklerimi kırıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, hayatımı zindana çeviriyorlar. Ve ben hala erkekler yerine kadınlarla vakit geçiriyorum ya. Gerçekten biriyle olunacak insanlar bunlar. Ya da ben takıntılı mıyım acaba diye de soruyorum kendime zaman zaman. Peki kadınlar benimle niye birlikte olmak istiyorlar bilmiyorum. Bahse girerim, ünlü biri olduğum için değildir. Sevgilime, değerli karıma çıkma teklif ettiğimde babama sormamız lazım dedi. Nasıl yani dedim, nasıl soracaksın? İşte Bahşe benimle çıkmak istiyor, onayın var mı babacığım diyor. Yo yo, hayır, seninle beraber gideceğiz. Yalnız babam çok sinirli biridir dedi. Sen soracaksın dedi. Bak dedim, Elvis Presley'i çok 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 severim ama henüz tanışmak istemiyorum. Güzel bir akşamdı, hepinizi öpüyorum. Bay J Show sona erdi.